İsmail Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. İsmail Bey, Sabun Dünyam Korkmaz Temizlik Ürünleri olarak söyleşimize geçeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Evet. İsmail Korkmaz kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Evet. Ben İsmail Korkmaz. Yaşım 49. 19 yıldır bu işi yapıyorum. Hı hı. Temizlik ürünlerinde ve sabun üzerinde. Esas kuruluşumuz Sabuncu Mehmet Efendi oğlu olarak sabunlarımızla satıyoruz. Sattığımız bütün sabunların her birini kendi ürünlerimiz. Yani Sabuncu Mehmet Efendi. 1932 yılında. Evet, 1932 kuruluş. Sabuncu Mehmet Efendi oğlunun. Bütün sabunları dışarıdan herhangi bir sabun alım satımı yapmıyoruz. Evet. Bütün sabunları kendimiz üretiyoruz. Hı hı. Kendimiz satıyoruz. Dışarıdan herhangi bir sabun alıp satımımız yok. Evet. Peki efendim, kaç çeşit sabun bulunmakta? Evet, hani saymakta bitmez ama ana kalem olarak oldukça da geniş bir ürün var. Biraz bahseder misiniz bizlere? İçerideki bulunan ürünler hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Sabun olarak doğal sabun 240 çeşit benim dükkanımda şu anda doğal sabun var. Hı hı. 240 çeşit. Evet. Bunlar farklı farklı. Sabun yağdan yapılır. Evet. Her türlü yağdan sabun yapılıyor. Ve o yağın özellikleri, etkileri, faydaları da sabuna geçiyor. Sabunda kullananlar faydalarını görüyor bu şekilde. Evet, asıl işiniz burada sabun ama tabii ki sabunla da bitmiyor. İşte diğer bakım ürünleri olsun, işte kremler olsun, yine parfüm çeşitleri olsun. Evet. Çok farklı yeni ürün yelpazesiyle bir hizmet veriyorsunuz. Evet. Ama tabii ki ağırlıklı olarak da organik, sabun, doğal olarak sabun, üretilen sabun ticareti yapıyorsunuz. Evet. Peki efendim, hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Sabunda şimdi şöyle, müşterilerimizin %80'i sabit müşterilerimiz. Hı hı. Zaten bir sefer müşterimiz bizden sabun aldıktan sonra ikinciye, yani istisnadır gelmemesi. Evet. İstisnadır gelmemesi. Çünkü gerçek doğal yağlar kullandığımız için, herhangi bir kimyasal, herhangi bir katkı maddeleri kullanmadığımız için verdiğimiz kişi yani %90 memnuniyet alıyor. Evet. %90 memnuniyet alıyor ve bunun birçoğu da geriye dönüyor. Hı hı. Geriye de döndüğü için müşterilerimiz çoğu sabit müşterilerimiz, güvene bağlı. Evet. Daha önce aldığı, kullandığı, hoşuna gittiği ve insanları kandıramazsınız yani. Yemeyle de, içmeyle de, giyimle de, sabunla da, yani insanları birçok şeyi artık biliyor. Bilinçli. Biliyor. Evet. Neyin ne olduğunu biliyor. Sabunun kaliteli mi, düzgün mü olduğunu kullandığı zaman, biz de bizzat kendisi kullanıyor mesela. Hı. Kesinlikle farkına varıyor ve ikinciye dönüşü kesinlikle dönüşü oluyor yani. Evet. Şimdi efendim, ben biraz da işletmenin ayrıcalıklarından söz etmenizi isteyeceğim. Birçok işletme var sizin gibi bu hizmeti sunan. Evet. Neden özellikle insanlar Sabun Dünyam, yani Korkmaz Temizlik ürünlerini tercih etmeli? Niye tercih etmeli? Başta Sabuncu Mehmet Efendi oğlu, kuruluş 1932. Evet. Kurulduğundan bu tarafa ilkeleri doğru, dürüst, kaliteli ürün kullanmak, ham maddelerimizi doğal yağlardan kullanmak. Evet. Bunlardan geçiyor ve bu zamana kadar hiçbir sabunumuzu, yaptığımız işleri yani hile hurda olarak düşünmedik. Hı hı. Düşünmediğimiz için de aynı sistemde devam ediyoruz. Devam ettiğimiz için de ayaktayız, çok şükür. Ne güzel. Sizin röportajımıza başlamadan önce bir anlatımınız vardı. Bir sabun yapılıyor, atıyorum zeytinyağı içerisinde. Ama işte bu içerisindeki, yani zeytinyağı olsun ya da Hindistan cevizi yağı olsun, evet, farklı yağlar kullanılıyor. Bunun ne kadar kullanıldığı aslında çok önemli. Evet, içerisinde zeytinyağı var mı? Var. Ama ne hangi kadar miktarda kullanılmış? Şimdi biraz önce de söyleyeyim, sabun yağdan yapılır. Evet. Yağdan. Hı hı. Zeytinyağı, bunun gerçek esas maddesi zeytinyağıdır. Ha, diğer bütün kayısı çekirdeği yağından, kantaron yağından, farklı farklı yağlardan sabun yapılır. Evet. Ama zeytinyağı olmazsa olmaz. Ha, bu zeytinyağında kalite kalitesi de vardır. Pirinası vardır, daha da alt kaliteleri vardır. Hı hı. Bizim kullandığımız gerçek zeytinyağları kullanıyoruz. Zeytinyağı da kullandığımız için yani sabunlarımızda bir sorun olmuyor. Ha, oran olarak kantoron yağı diyorlar mesela. Birçoğunu ucuz yağdan, kötü yağdan kullanıp içine bir damla kantoron yağı koysan
kantuan yağı sabunu diye satılıyor. Evet. Ama bunun oranı bu değildir. Evet. En az %40, %50, %30 gibi oranlar olması lazım ki o sabunun kantuan sabunu olması için. Evet, bu konuda siz de bunları hassasiyet gösterdiğiniz için de yıllardır tercih ediliyorsunuz diyebiliriz. Peki efendim, önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefiniz nedir sektörle alakalı? Vallahi önümüzdeki yıllarda hedefimiz şu andaki çizgimizi, hedefimizi bozmamak. Evet. Her yerde satılan, her yolda, belde, şurada, burada satılan sabunlar gerçek doğal sabun değildir. Evet. Nasıl yapıldığını bilmediğiniz için sorunlar yaşayabilirsiniz. Deri çatlamaları, ellerde kuruluk, farklı farklı etkenler gösterebilir. Evet. Güvenilir bir yerden almasıdır. Evet. Biz de son derece doğal sabun satan, Konya'da bulunan Sabun Dünyam Korkmaz temizlik ürünlerine biz de buradan davette bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hizmetlerinizin ve başarılarınıza devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok sağ olun İsmail Bey.